İtiraf edeyim, başlangıçta Aslı senin çocuk istemediğini, onun sevgisini paylaşmayı hiç istemediğini falan anlattığında bayağı bir endişelenmiştim. Hatta sana da anlattım, öyle değil mi? Evet. İkimiz de senin mutlu olmadığını düşünüyorduk. Ama şimdi ikinizi böyle kumrular gibi görünce... Her sabah uyandığımda kendi kendime işte mutluluk. Aslı sen dünyanın en şanslı kızısın. Sevilmek gerçekten muhteşem bir şey. Doğrusu ben de her gece yatarken kendimi tebrik ediyorum. Niye? Anlatabiliyor muyum? Bir saniye. Aslı gibi fedakar, tutkulu, aşık bir eşim olduğu için. Oğlum Eren diyorum kendime. Bu kız var ya, o kadar güzel ki senin için canını verir. Senin için canını verecek Yok, o kadar da bir değil. karım var. Aman, o kadar O da kadar. değil. Şimdi bak, arkadaşların yanında söyledim diye bozuluyorsun ama gerçek bu. He? Sen kaç kere bana demedin mi? Öl de öleyim, senin için canım feda. He? Demedin mi? Dedin. Ben hatırlamadım birden. Aşk hafızayı da zayıflatıyor canım. Olur mu böyle şey? Karım, bazı şeyleri unutmaya başladım. Çok iyi. Ama çok iyi Var mı? hatırladıklarım da var. Sen beni tehdit etmiştin ve ben fena halde paniğe kapılmıştım. Ya, sahi mi? Hı. Şey, tamam, hatırladım. Bir kere seni bırakacağım demiştim. Tehdit etmiştim de rengi attı. Böyle eli ayağı birbirine girdi. O zaman var ya, çok korkmuştum sana bir şey olacak diye. Ne bileyim canım, senin o kadar fena olacağını birdenbire. Hiç de öyle olmamıştı. Nasıl olmuştu ya? Senin beni terk etmekle tehdit ettiğini hiç hatırlamıyorum. Ne olmuştu peki? Neyle tehdit etmişti seni? Eğer benimle evlenmezsen canıma kıyarım demişti. Oo. Gözlerine baktım ve doğru söylediğini anladım. Çok korktum. Öyle ya, ya benim hiç evlenmek gibi bir niyetim yoktu. Aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama şimdi yani Eren'in ölmesini de istemem tabii. Yoksa bu yüzden mi Ne evlendin? yapabilirdim ki? Eğer teklifini kabul etmeseydim ve o da kendini öldürseydi, ben ömür boyu vicdan azabı duyacaktım. Yani vicdan azabı duymak yerine evleneyim dedim. Gerçi o da bir vicdan azabı Yok canım, ben öyle der miyim? Sen yanlış anlamışsındır besbelli. ya. Açıkça söylüyorum arkadaşlar. Eğer, buraya yazıyorum. Eğer ben o gün ona evet demeseydim, Eren şu anda yaşıyor olmayacaktı. Sen öyle san ya. Duyuyorsun değil mi? Aşk olsun. Sen hiç bana böyle şeyler söylemedin. Susana sen. Hiç beni intiharla tehdit etmedin. Niye intihar edeyim canım? Zaten evlenmeyi de sen istedin. İsterim tabii. Çünkü seni seviyordum. Bir şey söyleyeyim mi dostum? Bu kadınlar aşksız yapamazlar. Hele birilerini kafalarına taktıkları zaman illa evlenecekler. Oysa biz erkekler öyle miyiz ya? Asıl siz öylesiniz. Aman sakın başka kadınlardan bahsetmeye başlamayın. Buna kesinlikle dayanamam. Ben en iyisi gideyim de kahveleri yapayım. İmasına bile dayanamıyor. Haklı ama. Yardım edeyim mi? Yok hayatım, ben hallediyorum. Gördün değil mi? Nasıl bozuluyor ben gerçeklerden söz edince. Aman boş ver hayatım. Erkek milleti değil mi? Hepsinde biraz maçoluk var işte. Yok canım, bunun maçolukla bir ilgisi yok. Gurur meselesi yapıyor. Onun derdi o. Yaparlar yaparlar. Aslıcığım hepsi aynı. Nihat da öyledir. Kaç kere bana yalvar yakar olmuştur ama... ...şimdi kalkıp da bunu başkalarının yanında söylemeye kalksam... ...kıyameti koparır. Ama sen de. İdare ediver, olsun bitsin hayatım. Ne yapacaksın? Öyle olacak. Valla dostum, aslında önce çok hareketli bir hayatım var. Yani bilirsin işte. Nerede sabah, orada akşam. Bugün Leyla, yarın Sevda. Anlıyorum dostum. Bekarlık başka şey tabii. Ben de bazen o günleri özlemiyor değilim. Nur'la çıkarken bir de Amerikalı sevgilim vardı. Hadi ya! Safkan Amerikalı mı? Güzel kızdı be. Sarı saçlı, yeşil gözlü, hafif de balık etli. Oo, iyiymiş be. Ben de bir diplomatın kızıyla beraberdim. Babası büyükelçiydi. Kız da ailesi de çok istedi ama... ...bu Aslı benim aklımı çeldi işte.
O kızcağız da günah. Hala evlenmedi. Aa. Tanıyanlar beni hala unutamadığını söylüyorlar. Hmm, fıstık gibiydi ha. Boy poz. Oo, o biçim. Kahveler geldi. Al bakalım. Ne konuşuyordunuz öyle boy poz fıstık gibi filan? Nasıl işledi gördün mü? Ne işlemesi? Yemem ben bu numaraları. Yok canım. Aa, ne olacak? Nihat'a dedim ki şimdi bizimkiler içeri girerken şimdi ben sana bir kızdan bahseder gibi yapayım. Göreceksin bak Aslı hemen böyle kimmiş o diye atlar dedim. Vallahi öyle dedi. Ya dediği de çıktı hani. Oh çok şükür yani bir ara gece var ya hiç bitmeyecek sandım. Aman aman ya. Yani. Neyse yaptığın gafları ikisi de fark etmediler. Ben mi gaf yaptım? Ben. Allah'tan kork be. Allah'tan kork. Asıl sen durmadan şey pot kırdın. Yok efendim ben sana benimle evlenmezsen kendimi öldürürüm demişim de. Yok efendim bilmem ne. Ay sen hala orada mısın? Ha. Çok mu dokundu canım? Dokundu tabii. Bizim de bir gururumuz var artık ha. Yani. Neyse idare ettik. Bizi de kendileri gibi aşık zannettiler. Ne bakıyorsun? Ay ne bakacağım sana be. Yok baktığın filan hadi. Seni bekliyorum. E canım sen yat uyu. Benim banyoda işim olamaz mı yani? Tamam tamam bitti. Bıdırımı söylenme tepemde. Buyur. İyi geceler. Hadi 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 hadi. Bozuk bana. Keşke öyle şeyler söylemeseydim. Alındı bayağı. Ne almış ya? Söyledi, ses söyledi. Onaylasaydın ne kaybederdim ki? Varsın arkadaşlarının yanında biraz böbürlenseydi canım. Hemen keyfine limon sıkmasam olmazdı. Söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim. Sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç marma adamım değilsin. Hey, kadınım.